Ömer Tayıncıoğlu ile birlikteyiz. Ankara'dan T24 Ankara temsilcisi, gazeteci dostumuz, meslektaşımız. Merhabalar, hoş geldin sevgili Gökçer. Merhabalar, iyi yayınlar. Peki hemen o son dakika bilgisiyle başlayalım. Raportörün mahkemenin talebin kabul edilmesine yönelik bir raporunu bekliyor muydun? Tabii, yani daha önce raportör iddianamenin iadesi yönünde bir görüş bildirmişti. Anayasa Mahkemesi üyeleri de iade etmişti abi, evet. Sanacaktır. Yargıtay Başsavcılığı o Anayasa Mahkemesi'nin o dönemdeki, yani o kararda işaret ettiği eksikleri gidererek aslında gönderdi. Evet. Biraz daha eledi, biraz daha sanıklarla, yani Türkiye genelindeki davalarda yargılanan HDP'lilerle kapatma talebi arasındaki illet bağını kurmaya çalıştı. Yani bu aşamada çok sürpriz değil, ikinci kez gönderiyor. Raporun bağlayıcı olmadığını da ama anımsatalım. Ama Anayasa Mahkemesi'nden de artık iddianamenin kabulünü ve dava aşamasının geçmesini bekliyoruz. Bekliyoruz. Peki. Şimdi İzmir'e geçelim sevgili Gökçer Tancıoğlu. Sonuçta böylesine bir saldırı, provokasyon ve bu nefret dili ya da zehirli dilin oluşturduğu bir sonuç olarak ben izleyicilerimize yorumladım. Bilmiyorum, sen ne diyorsun? Böyle bir saldırı genelde böyle hani seçimlere yönelik olur, oy kaybettiğinde olur ve HDP'nin kapatılması davasıyla da birleştirince sanki ortada bir kaos yaratılıyormuş, karartılmak isteniyormuş gibi geliyor bana. Nedir Ankara'daki genel hava? Yani aslında herkes aynı şeyi düşünüyor. İşte muhalefet partilerinin, yani şu ikilem var bir kere partilerin hepsinde. İşte sokak, herkes sokağa dökülmek isteniyor. Bu tehlikeli midir? Ama bir yandan da bu protesto hakkı nasıl kullanılacak? Yani sen çok güzel özetledin zaten. Şimdi çok uzun bir süredir olanlara bakmak lazım. Bence dünkü eylem bir final niteliğinde olması hedefleniyordu. Terörist bir eylem olduğunu belirtmek lazım. Hani Türkiye'de bu sağ eylemlerle terör çok ilişkilendirilmez, adı öyle konulmaz ama çok net bir terörist eylem. Şimdi 2015'ten itibaren HDP mitingine yönelik bombalı saldırıdan, sonrasında işte 7 Haziran 2 Kasım arasında olan bitenlerden, 10 Ekim katliamında, daha sonra HDP binalarına ülke genelinde neredeyse yapılan ve durdurulamayan saldırılardan, ki orada insanlar öldü birçok yerde. Birçok yerde insanlar linç edilmeye çalışıldı, binalar yakıldı. Mesela şu anda onun esamesi bile okunmuyor değil mi? 6-8 Ekim'i konuşuyoruz ama hani topyekun o saldırıdan onlar vatansever hassasiyetler olarak. Evet. Şimdi bakıyorsunuz dünkü şeye, eyleme, yani HDP açıklıyor ki bütün bilgiler de o yönde. Biz aslında burada geniş çaplı bir toplantı yapacaktık, tam da o saate denk geldi. Şimdi katil elinde bir çantayla geliyor. Siz tek bir silah kullanacağınız eyleme herhalde eliniz rahat olsun istersiniz. Girip sallanmayan bir çantayla gelmezsiniz. Belli ki o çantanın içinde de mühimmat, askeri malzeme, silah neyse olma ihtimali yüksek. İçeride 30-40 dakika kaldığı anlaşılıyor. İzmir Valiliği'nin açıklamalarıyla HDP'nin binaya yönelik saldırı olduğu açıklamasının saatlerine baktığınızda arada bir mesafe oldu. Yarım saat, 35 dakika fark var ya, 10-30 gibi bir saat verdi HDP. Dün çünkü biz canlı yayındaydık. Evet. Valiliğin açıklaması 11.05. Valilik bu katil teslim olduktan sonra artık merdivenlerden iniyor, araca götürülüyor, ondan sonra bir açıklama yapıyor. Zira sanki olay güncelmiş gibi o saatin açıklaması. Oysa ki arada bir fark var. Yani bu binada kalma süresinin bir kere 30-40 dakika olduğunu gösteriyor. İkincisi, yalnız mıydı bunu bilmiyoruz. Çünkü görüntülerden anlıyoruz ki polis, ama çelik gerekli polisleri beklemek için, ama başka bir gerekçeyle içeriye girmiyor. Merdivenlerden hatta birileri gelebilir, dikkat edin diye birbirlerini uyarıyorlar. Ama o sırada birileri vardı da kaçtı mı? İçeride 3-4 kişi mi vardı? Başka silahlar mı kullandı bilmiyoruz. Gene vefat eden Deniz Polat'ın otopsi raporu gösteriyor ki sadece geldi, gelir gelmez sıktı gibi bir görüntü yok. Yani
Maalesef hani sanki bir darp eylemi var gibi de görünüyor. Tabii çok detaylarını henüz görmedik. Sadece ölü muayene tutanlarına ilişkin haberleri görme şansımız oldu ama bütün bunların sonunda gözaltına alındığı sırada seslerden duyuyoruz ki polis, yani Boğaziçi öğrencilerini yerlerde sürükleyen, üç kişi yan yana gelse aman çok tehlikeli, terör eylemidir diye gazı basan, o kişiyi yere yatırıp ters kelepçeleyen polis, adın ne abicim diye soruyor katili görüntülerde. Adını söylüyor, onu merkeze bildirdikten sonra gayet hani zarar görmemesinde özen göstererek polis aracına bindiriyor. Yani bir an için dünkü toplantının tam da o saatte olduğunu düşünelim ve ondan sonra oluşabilecek reaksiyonu düşünelim. Yani onun için diyorum, bence final niteliğinde düşünülmüş bir eylemdi. Ama amacına ulaşmadı, ama maalesef bugün gazetelerde bu habere yer vermeyen yandaş basın, internet sitesindeki, şuradaki, buradaki haberlerinde, yani insan aklı almıyor gerçekten, gazeteci olarak da almıyor, insan olarak da almıyor. Orada o çadırda bekleyen, işte ailesi PKK tarafından çocukları kaçırıldığı iddia edilen aileleri konuşturmuşlar. Sanki HDP eylemi yapmış da bilerek de o kızı kurban seçmiş. İşte yani eylemi de kendilerine yapıyorlar nasıl oluyorsa. Hani ölen de kendilerinden ama onun da suçlusu onlar. Yani böyle zalimane, artık hani böyle insanın hukuku tutuluyor bir tutum var. Ve evet, senin söylediğin gibi bütün bunlar, işte HDP'lere haşere sürüsü diyen, itlaf edilebilir diyen, işte bunlar teröristtir diyen, yani PKK ile HDP'yi eşitleyen ve sivil siyaset alanını bütünüyle daraltan, yani bunu sistematik olarak yapan, bütün unsurlarıyla yapan, terörle bağı olmayan insanları terörist ilan eden, hiçbir bağlantısı olmayan insanları iltisak gibi saçma bir kavram üzerinden terörizmle bağlantılı gösteren bir nefret dilini, bilinçli olarak oluşturulmuş bir nefret dilinin beklenen bir sonucu. Evet, ve de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasına bakacak olursak, sadece ve sadece katilin bozkurt işareti yapmış olmasına alınmış olmaktan ibaret bir açıklama sanki bu. Yani ölen için bir taziye dileği yok, bir başsağlığı dileği yok. Hani saldırıdan bir can kaybı olmuş, ondan duyulan çok fazla bir üzüntü hissedilmiyor açıklamada. Sadece bir an evvel işte failleri ortaya çıksın, o bozkurt işaretini yapan kişileri de bizimle özdeşleştirmeyin demiş ve yine kutsamış tabii o düşünce şeklini ve de o işaret şeklini. Hala da devam etmekte, yani sonuçta bir canın kaybı onun için çok fazla önemli değil. Tabii yani Bahçeli'nin mesajına bir taziye mesajı falan olarak bakmak yanlış. Bahçeli orada bizi bununla ilişkilendirmeyin diye aslında bir nevi açık mesaj veriyor. Hani şaşılacak bir tarafı yok o dilin sahiplerinden bunun gelmesinin. Ama garip olan ülkenin İçişleri Bakanı, işte Cumhurbaşkanlığı, hadi Cumhurbaşkanı'nı da geçtim. Yani her konuda açıklanan Cumhurbaşkanı, İletişim Başkanı, şu bu. Bunlar herhalde şeyler, yani çok önemsemedikleri hadiseler bunlar ki her konuda konuşurlarken bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyorum. Evet, ben şimdi tabii sosyal şey, yandaş medyayı ya da bütün medyayı çok sabah erken saatlerinde taradım. Zaten hiçbirinde hemen hemen yok yandaş medyanın. Hürriyet'ten bekledim işteyse, dedim herhalde vardır Hürriyet'te. Çok az şöyle bir haber, bilmiyorum gösterebiliyor muyuz? Şurada görüyor, İzmir'de HDP'ye kanlı baskın diye sol alt köşede küçük bir haber olarak çıkmış. Tabii ben Hürriyet'te çalıştığım yıllarda böylesine bir saldırının herhalde ne kadar çok fazla bizim ilgi alanımıza gireceğini ve gazetecilik duygularımızı kabartacağını çok iyi bildiğim için özellikle merak etmiştim. Ama diğer tabii Cumhuriyet Sözcü, Evrensel Bir Gün ve Karar gazeteleri oldukça geniş bir şekilde görmüşler haberleri. Sonuçta şimdi sosyal medyada bu konuda neler söylendi, onunla ilgili küçük bir özet yaptık biz Gökçen. Arkadaşım Sevgi
sevgili Tuğba editörüm hazırladı bunu. Onu vereyim. Onun içerisinden senin de söyleyeceklerin vardır mutlaka. Veli Ağbaba diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, TDP İzmir İl Binası'na yapılan saldırı nedeniyle yaşamını yitiren Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet diliyor. HDP Genel Merkezi ya da HDP'ye ve parti çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son cümle şu, önemli olan o. Siyaset dilini düşmanlık üzerine kuranlar bu saldırının da azmettiricisidir. Vahap Seçer diyor ki siyasi partiler demokratik hayatın temel unsurlarıdır. HDP binasına yapılan saldırı demokrasiye, birlik ve beraberliğimize yapılmıştır. Her türlü şiddeti kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz, rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kardeşçe yaşayacağız diyor. Bu nedenle biz de etiketimizi bugün omuz omuza diye belirledik. Bir başka paylaşımcı Hülya Sah diyor ki benim gündemimde sadece Deniz Poyraz var, HDP'ye yapılan saldırı var. Bütün gün bu olay aklımdan gitmedi. Bu bize, hepimize karşı yapıldı. Bundan sonrası herkes için daha zor olacak. Birlikte kenetlenmedikçe demiş. Arzu Çerkezoğlu DİSK Genel Başkanı diyor ki, kışkırtıcı, ayrıştırıcı, siyasetle iktidarı koruma yolu Türkiye'yi karanlığa sürüklemeye devam ediyor. İzmir HDP binasını hedef alan ve Deniz Poyraz'ın öldürülmesiyle sonuçlanan saldırı, demokrasiyi ve geleceğimizi hedef almaktadır. Saldırıyı lanetliyor, başsağlığı diliyoruz demiş. Garo Paylan diyor ki, HDP milletvekili, sana söz Deniz, faşizme asla boyun eğmeyeceğiz. Kısa ve öz bir mesaj. Meral Danış Beştaş yine HDP milletvekili diyor ki, Hrant'ın ilk başta Deniz Poyraz'ımızı katleden bu ülkeyi karanlık iklimlere sürükleyenlerin elidir. Hrant'ın Tahir Elçi'nin katline sebep olanlar Deniz'in ölümünden de sorumludur. Partimizi hedef haline getirenler bu cinayetin üstünü örtemeyecek. Andolsun ki Deniz'i katledenler kaybedecekler. Sonuçta seçtiğimiz özet halinde dile getirdiğimiz bu sosyal medyada gördüğün gibi o kaosu bizim yaşadığımız ve bir kez daha aynı oyuna gelmeyeceğimiz ya da gelmememiz gerektiğine yönelik mesajlar var. Sen de ilk başta söyledin zaten Gökçer, kaos amacı taşıyor. Ülkede belki sen bir özetlersin o 7 Haziran seçimleri sonrası Kasım ayına yönelik, yani bir sonraki seçime yönelik, daha doğrusu yenilenen seçime yönelik o süre içerisindeki yaşananları şöyle küçük bir özet yaparsan izleyicilerimize belki. Tabii aslında Selahattin Demirtaş'ın işte AHİM kararına rağmen aslında birden çok AHİM kararına rağmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen hala içeride tutulan Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız açıklamasından sonra aslında. Yani HDP'nin parti olarak, bağımsız adaylarla değil, parti olarak seçime girme kararından sonra, üstelik çözüm süreci devam ederken başladı her şey. Yani seçimden 2 gün önce Diyarbakır'da HDP mitingine yönelik bombalı saldırıyla başladı. 7 Haziran'dan sonra Suruç'taki bombalı saldırıyla IŞİD'in yaptığı, bununla devam etti. Hemen ardından anımsanacaktır, Ceylanpınar'da 2 polis evinde öldürüldü. Evet. Bakın mesela karanlıkta kalan dosyalardan biridir. O dönem gözaltına alınan, tutuklanan, yargılanan herkes bu soruşturmadan aklandı ve çok provokatif bir cinayet olduğu çok açık. Ve bu cinayetten sonra çözüm süreci fiilen bitti. Hemen o gün operasyonlar başlatıldı. Ardından Cumhuriyet'in en büyük saldırısı 10 Ekim. Ankara'daki barış mitingine yönelik saldırı, 103 kişinin yaşamını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve göz göre göre emniyetin bu konudaki istihbaratına rağmen önlem alınmamasıyla gerçekleştirilen bir saldırı. Ve İstanbul'da patlayan bombalar, Ankara'da patlayan bombalar, işte Merasim sokakta Ankara'da servis minibüslerine, otobüslerine yönelik bombalı saldırı, bombalı araçla yapılan saldırı, Kızılay'da otobüs duraklarına yönelik Ankara'nın kalbi, orada yapılan bombalı saldırı. Yani düşünün ki Ankara'da, İstanbul'da insanlar akşamüstü 4'te 5'te sokakları boşalttığı bir ortam oldu ve 2 Kasım seçimlerine böyle gidildi.
Şimdi hani sen ısrarla vurguluyorsun bu oyuna gelmemek için omuz omuza diye. Çok doğru ama ve çok sağduyulu mesajları da seçmişsiniz zaten. Ben hani programa bağlanmadan hemen önce sosyal medyada TT olan başlıklara bakıyorum. İşte HDP binaları terör yuvasıdır. Evet. Şu anda TT ve işte Aybüke öğretmen, başka yaşamını yitiren gencecik insanların fotoğrafları konu. Sanki hani bunun karşılığında Deniz Poyraz'ın ölümüne, yani ikisine birden üzülmemiz mümkün değilmiş gibi. İkisi birden olmasın diye dilemek mümkün değilmiş gibi. Yani burada sivil siyaset alanını genişletip silaha olduğunca mümkün oldukça uzak durmak gerekirken hayır deyip oradaki mesafeyi iyice açmak, HDP'yi iyice kriminalize etmek, mümkünse onu hakikaten terörle işte eş tutarak bu ölümü de meşrulaştırmaya çalışmak. Bütün bunlar işte bu paralı trolleri, şunları bunları biliyoruz. Yani herhalde bu ülkenin insanları, yani bu ülkede 40 yıldır çatışmalar var. Gencecik insanlar şehit oluyor, ölüyor. Başlarına gelmeyen kalmıyor. Buna rağmen bu toplum bir arada yaşamayı başarabilmiş bir toplum. Evet. Yani herhalde bu kadar bir akıl yitimi söz konusu değildir. Yani bu kadar genç bir insan katledilmesinden sonra bak bunlar da öldürüldü demek onun öldürülmesi iyidir. Burası zaten terör yuvasıdır diye yeni saldırılara davetli çıkaracak bir akıl çok korkutucu maalesef. Onun için evet ısrarla bunun karşısında durmak gerekiyor. Evet. Peki sevgili Gökçen, seni bulmuşken şu 10 bin dolar nerede sorusunu sana sormak istiyorum. Belki senden alabiliriz cevabı. Bir türlü Süleyman Soylu ortaya bir şey attı ve o attığının arkasında da duruyor aslında ama açıklamıyor ismi. Gerçi Sedat Peker dedi ki 10 bin dolar değil daha da fazlasını verdim dedi. Bana yakışmaz dedi tabii. Ama evet yakışmaz dedi bana 10 bin dolar vermek. Şimdi onun haberini yaptık. Süleyman Soylu meclis başkanına gitti. Görüşme oldu, bir mektupta yazdı. Sonuçta o mektupta o ismin herhangi bir isminde yer almadığını söyledi. O haberi bir verelim. Sonra da senin değerlendirmeni isteyeceğim. Tabii bu 10 bin dolar özelinde daha çok... Birçok soruların cevabının beklediğini de söyleyelim. Sedat Peker'in açıklamaları aslında araştırmaya muhtaç açıklamalar. Ama hiçbir şekilde savcılar harekete geçip de bu soruyu sormuyorlar. Nedir bu durum diye. Tabii ki Süleyman Soylu'yu bir bakan olması nedeniyle savcıların çağırmasının mümkün olmayacağını Süleyman Soylu da biliyor. Ama 10 bin dolar meselesi ortada kalmış durumda. Bir isim var, tabii ki herkesin bildiği bir isim ama kimsenin de telaffuz etmediği bir isim. Ne konuşuluyor Ankara'da sevgili Gökçen bu konuda? Aslında yani bir yönüyle açık. İşte Metin Külünk ile ilgili iddialar Süleyman Soylu'nun katıldığı o televizyon programından hemen sonra gündeme geldi. İşte gazeteciler bunu Metin Külünk'e de sordular. O işte Filistin'e saldırı olurken bunu mu soruyorsunuz? Şu olurken bunu mu soruyorsunuz? Yani sanki çok önemsiz bir hadiseymiş, üstünde durulmazmış gibi. Yani velev ki bu parayla Metin Külünk'ün bir alakası yok. Metin Külünk'ün Peker'le bir alakası var. Şimdi bunu söyleyen kişi, bir de böyle bir boyutu var. İçişleri Bakanı. Yani şimdi memleketin İçişleri Bakanı bir televizyon programında kendiyle ilgili iddiaları yanıtlayana kadar böyle bir bilgiye sahip olmasına rağmen herhangi bir yere bildirmiyor. Yani suçu önlemekle görevli bakanlık, İçişleri Bakanlığı, memleketin güvenliğiyle ilgili, bu işlerle ilgili. Daha garibi, yani o günden bu yana, tamam Kılıçdaroğlu meclise çağrı yaptı ama şimdi iddiada bulunan AKP'li bir bakan, hakkında iddia olunan kişi de AKP'li bir siyasetçi diyelim. Ya da değil. Yani AKP çağırıp bunlar kimdir diye bir disiplin işlemi başlattınız, sordunuz. Yani siz sormaz mısınız? Hani ya bakın biz yıllarca 90'lardan bu yana, hani ben de gazeteci değildim, yaşım yetmedi ona ama sen hemen çalışıyordun abi o sırada. Evet. Yani CHP'nin İSKİ skandalı biz 20 sene konuştuk. Yani şimdi ortaya atılan şeylere bakın. Yani bütün bunları çok olağan karşılamamız isteniyor. Ankara'daki şaşkınlık da bu zaten. Siyasetteki şaşkınlık bu. Artık çürüme denilebilecek ortamda aslında kimse ne yapacağını da bilemiyor. Yani savcılara çağrı yapılıyor da
Yani savcı soruşturmayacak biliniyor. Şimdi Adalet Bakanı'nın sizin verdiğiniz açıklamaları okurken yani komik geliyor, yani kimse telkinde bulunamaz yargıya, şurada falan. Yani bu kadar hamasete artık geçip hani bir hakikat üzerine herhalde konuşmak lazım. Hı hı. Yani ülkede gazetecisi işte 10 bin dolar da az gelmiş, 10 milyon euro üzerinden aracılık yapıyor. Evet. Yani üstelik de bu gazeteci Süleyman Soylu'nun programına çıktığı gazeteci. Yani evet. Ve tek bir soru sordu, kendinizi yalnız hissediyor musunuz diye. Yalnız hissediyor musunuz diye, herhalde bir yalnızlık korkusu var. O yüzden sormuş. Madem Veys Ateş'in ismini de telaffuz etmeden en azından o konuya geçtin. Şimdi Veys Ateş bugün konuşacakmış bizim meslektaşlarımızdan İsmail Saymaz'a. Halbuki savcıya konuşması lazım. Daha doğrusu savcının harekete geçip Veys Ateş'i çağırması lazım. Ya da Veys Ateş'i değil ama hani teyip kaydı dinledim diyen Sevilay çağırması lazım. İşte ne dinledin, ne var o kayıtta ya da o dinlediğin kayıtta diye. Savcı harekete geçmiyor ama gazeteciler tabii bu işi üstlenmiş durumdalar şimdi. Gazetecilerin yapacağı açıklama, gazetecilere yapılan açıklama sonrası acaba savcı harekete geçer mi? Ya da kendilerini aklamak için gazetecileri daha mı kolay bir şekilde bulma yoluna gidiyorlar? Bilemiyorum. Sen ne düşünüyorsun şu ana kadar? Ki Habertürk de bugüne kadar çok çabuk bir şekilde refleksi, insanları işten atmak konusundaki refleksi çok hızlı olan bir medya kuruluşu. Veys Ateş'i atmamakta son dakikaya kadar direndi. İşte normal prosedürü izledi daha doğrusu. Belki olması gerekeni yaptı. Yani sonunda da Veys Ateş'in istifasıyla sonuçlandı bu durum. Ne diyorsun bu konuda? Yani dediğin gibi şimdi daha önce bir sağlık haberiyle ilgili gayet yerinde başlıklar atan editör arkadaşları, gazeteci meslektaşları. Bir sağlık haberi yüzünden attı. Yani bir gecede kovan. Bir videoda dans ettiğini yönelik dans bir videosu olan bir meslektaşımızı hemen ertesi günü. Toplumsal değerlerimizle bağdaştırmayan, gazeteci ağırlığıyla bağdaştırmayan yayın grubu nedense bir şefkati söz konusu. Herhalde bunlar bizim anlayamadığımız hassas konular. Evet. Yani bizi aşıyorlar. O yüzden muhtemelen bunu yapıyor. Ya ben o noktada şuna galiba karşı çıkıyorum. Şimdi sosyal medyada da bakıyorum. Gazetecilere kızılıyor. Niye soruyorsunuz bunu da? Yani niye programa çıkartıyorsunuz? Yani gazeteci çıkartır. Tabii tabii. Yani memlekette savcılar çalışmıyor. Meclis çalışmıyor. Partilerin disiplin kurulları çalışmıyor. Yani bir avuç gazeteci oturmuş gerçekleri işte araştırmaya çalışıyor. Dağlarından sonra ortaya saçılan pisliklerin doğru olup olmadığını araştırıyor. Ve çok iyi niyetle araştırıyorlar. Burada galiba soru sorana değil, soru sorulana kızmak gerekir. Evet. Yani işte bir üç soru yanıtlayarak kendini aklama niyetindeysen bunun mümkün olmadığını bir ülkede bilinmesi gerekir. Hani savcılar harekete geçer mi geçmez mi? Yani bakın şöyle bir garabet var zaten. Yani Sedat Peker kendisi, ben bir çetenin üyesiyim. Yani insanlar da diyor ki niye dinliyorsunuz bunu? Bu ucube bir adamdır. Yani tamam işte tam da bundan dolayı, yani o çete için çalıştığı için ve bildiği şeyler. Yani Korkut Eken Kıbrıs'a gitti diyor benim kardeşim ve doğru çıkıyor. Hı hı. Sezgin Baran Korkmaz şöyle yaptı diyor, doğru çıkıyor. Şu diyor doğru çıkıyor. İtirafçı niteliğinde ama gönüllü olarak bunu yapan bir çete üyesinden söz ediyoruz. Hı hı. Yani ben mesela herkesin aksine keşke, hani diyorlar ya aman şey yapmasın, yakalanmasın, yoksa konuşamıyor, gelsin burada mahkemelerde konuşsun, bari mecbur kalır yani. Hı hı. Yani hani sonuç olarak Sedat Peker'in de bilinçli olarak bildiklerinin çok azını anlattığını düşünüyorum. Evet. Yani, hatta dünkü etleri limeli meşekecek. Tabii yani çok seçerek akıllı da bu işlerin içinde de yetişmiş birisi. Bir son dakika bilgisi var. Pardon Gökçer, sözünü kestim. Biraz önce söylediğim gibi HDP iddianamesi için şu anda yapılan bir haber vardı. Tele1'e bir değerlendirmesi olmuş Saruhan Oluş'un. Şu anda kapatma davasının yeniden gündeme gelmesinin tatsız durum olduğunu düşünüyorum. Bir tarafta bir arkadaşımız vahşice katledildi. Öbür tarafta kapatılma tartışılacak. Yargı yoluyla siyaseti dizayn etme anlayışı İzmir'deki saldırının da iklimini yaratan ortamdır. Hazin bir durum. Acımızın olduğu bir gündemde, cenazenin olacağı bir günde raportörün bunu açıklaması Türkiye'de gelinen noktanın bir özeti diyor. Biraz önceki verdiğimiz son dakika bilgisine.
ne yönelik bir açıklama yapmış. Saruhan Oluç Telebir'e bir değerlendirme yapmış. Yani raportörün açıklamasının bugüne denk gelmesinin bir acımız olduğu bir günde, cenazenin olacağı bir günde raportörün açıklaması Türkiye'de gelinen noktanın özeti demiş. Evet, son bir dakika Gökçer, çok özür diliyorum. Bir cümlede senden bu şeyi alayım. Karamollaoğlu'nun açıklamaları var, Saadet Partisi içerisindeki operasyon var. Ne düşünüyorsun? Herhangi bir sonuca ulaşır mı o? Yani açıkçası hani ben Saadet Partisi'ni uzun bir süredir yakından izlemeye gayret ediyorum. Önemsiyorum da çünkü o milli görüş geleneği, işte AKP'nin içinden çıktığı gelenek ve aslında Erbakan'ın hayatta olduğu dönemde dahi eleştirse bile çok fazla köprülerin atılmadığı bir siyaset biçimi vardı. Karamollaoğlu dönemiyle birlikte bu değişti. Evet. Ama Karamollaoğlu tek başına bu hat değişikliği kararını vermedi. Evet. Orada milli görüş geleneğinden gelen işte Mustafa Kamalak'tan tutun çok önemli isimler var. Yani bu isimler Fatih Erbakan'ın buradaki liderliğini de kabul etmediler. Milli görüş geleneğinde böyle bir şey yok diye. Hakikaten kendi siyaset biçimlerini üretmeye çalıştılar. Evet. Ama Oğuzhan Asiltürk ki partide hani Yüksek İstişare Kurulu'nda bir görevi var ama yani teşkilatlarla bir bağı ya da bir görevi ya da kongre kurultay toplama gibi bir yetkisi, çağrıda bulunma hakkı yok. En fazla bir demeç verebilir. İşte Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden sonra yaklaşık herhalde bir yılı geçiyordu. Yani ısrarla o tarafı küstürmeyelim, işte sadece tenkit etmeyelim, sadece şu olmasın. Hatta orada İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında da etkisi olduğu söyleniyor. Bu konuda ricacı evet, olan isim. Evet, ricacı oldu ve Erdoğan da yerine getirdi o talebi. Evet, yerine getirildi. İşte dün de bir haberden öğreniyoruz ki yeğeni de çeşitli ihaleler evet, almış. Evet, yani jandarma komutanlığının bir ihalesini yeğeni almış. Evet. Onu da Orhan Uğur Doğru açıkladı. Ben Saadet Partisi'nde bu süreci açıkçası bir hat değişikliğine yol açacağını düşünmüyorum. Peki. Yani Karamollaoğlu ve ekibi ve parti yönetiminin kendinden emin bir hatta gittiği düşüncesindir. Peki. Gökçer Tayıncıoğlu çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ankara'dan bize önemli kulis bilgileri verdin. Bir de değerlendirmeler yaptın. Çok kıymetliydi değerlendirmelerin. Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere yine ilk fırsatta. Sağ olasın.